ve bölge planlama 3. sınıf öğrencilerindeyim. Aynı zamanda Kent ve Kentleşme Kurulu'nun başkanlığını yürütüyorum. Bu sene şenliği farklı bir bağlamda ele aldık. 6 Şubat depreminden sonra dayanışma kapsamında yeniden ele aldık ve önümüzdeki birçok belirsizliği ve birçok bilinmezliği küçük bir ekiple aşmak durumunda kaldık. Buradan tüm ekibe tekrar teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda şenlikleri iptal edilen ve bunun mücadelesini veren ODTÜ'lü arkadaşlarımızın da yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Şehir Bölge Planlama 2. sınıf öğrencisi Aslı. Şenlik koordinatörlerinden biriyim aynı zamanda. Bu etkinliği düzenlerken aslında motivasyonumuz böyle yılda 3 günde olsa hani arkadaşlarımızla hep birlikte bir etkinlik yapalım, beraber olalım, hep birlikte eğlenelim, biraz derslerden sıyrılalım oldu. Şu anda etkinlik güzel gidiyor, son gündeyiz. İlk 2 gün gayet istediğimiz gibi ilerledi. Kalabalık şu an insanlar sınavlardan vesaire aldıkları için artık gelip etkinliğe eğlendiklerini düşünüyoruz. Ben Rezat Mimarlık 2. sınıf öğrencilerinden Dilara, aynı zamanda şenlik koordinatörlerinden biriyim. Bu sene şenliğimizi okullarda her zaman şenlik yapılmadığından dolayı daha arkadaşlarımıza inisiyatif bir şekilde yapmak istedik. Aynı zamanda bu şenliğin bir deprem dayanışma şenliği olduğunu ve bu şenlikte Hatay inisiyatif olarak Çiğdem hocamızla beraber bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlikte öğrencilerle ilgili, öğrencilerle beraber Hatay'da bir ahşap yapı projesi gerçekleştirecek. Şu an onun tanıtımı yapıldı. Hatay'da da yazın öğrencilerle beraber bir staj çalışmamız olacak. Merhaba, ismim Kerem. İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İTÜ Mimarlık Kulüp Başkanı ve Taşkışla Şenliği'nin koordinatörlerinden birisiyim. Bu şenlik aslında bizim okulumuza kazandırmaya çalıştığımız bir kültür. Önceki senelerde de süre gelen bir organizasyondu. Bu sene yaşanan tatsız olayları da bir bakıma vurgu yapmayı istedik. 3 günden oluşan şenliğimizde 1. günde insanlar hijyen kırtasiye ürünlerini getirmelerini, 2. günde hijyen kiti toplanacağını, 3. günde de oyuncağını al gel konseptli bir şenlik organize etmeye uğraştık. Bu toplayacağımız materyallerin hepsi bu etkilenen 11 ilimize birer birer gönderilecek. Elimizden yardımcı olabildiğimiz kadar olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir şenliğimiz yürütüyoruz, ilerletiyoruz. Istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu sene ülkemizde büyük bir yıkım oldu. 6 Şubat depreminden sonra şenlik çalışmalarını durdurup şenliğin elindeki tüm gücü deprem bölgesine aktardık. Daha sonra hem içinde depremzede arkadaşlarımızın da olduğu büyük bir grup tarafından öğrendik ki bizim buna, bu bir aradalığa, yan yana olma haline ihtiyacımız var. O yüzden bu süreçte çok çalışan arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Biz büyük bir ekip olarak birçok bilinmezlikle, birçok sorunla başa çıktık. Şenliğin ilk günü söylediği bir cümle vardı, onu tekrarlayıp tüm ekibi buraya çağırmak istiyorum. Siz burada olduğunuz için, burada olduğumuz için ve burada olabildiğimiz için çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Şimdi de her ne kadar hepsi burada olmasa da atölye gruplarına, söyleşi gruplarına, dans gruplarına, pek çok gruba, hepsine teşekkür etmekle beraber burada olan şenlik arkadaşları, ekip arkadaşlarımı çağırıyorum. Alkışlarınızı rica ediyorum. Buyurunuz. Sesimi duyup etrafta çalışan arkadaşım varsa onlar da gelebilir. Bekleriz. Yine bir de fotoğrafçı. Arkadaşlar, herkese merhaba. Umarım herkes eğleniyordur. Bildiğiniz üzere şenliği yapabilmek için epey çalışma sarf ettik. Epey çalıştık. Çok uzun bir mücadele dönemini geçtik. Biz yapabildik şenliği, yapıyoruz, eğleniyoruz da. Fakat ODTÜ'lü arkadaşlarımız deprem bahanesiyle, yalancı bir yaz kılıfıyla şenliğin, ODTÜ şenliğinin üzerine bir kılıf geçirildi ve ODTÜ şenliği yasaklandı. ODTÜ'lü arkadaşlarımız basın açıklaması yaptılar bugün. Onu protesto ettiler. Şenliklerini kazanacaklardır da biliyoruz. ODTÜ'lü sıra arkadaşlarımız mücadeleleriyle, birikimleriyle bizlere, tüm Türkiye gençliğine bugün örnek olmuş bir üniversite gençliği. ODTÜ şenliği ODTÜ öğrencilerindir.
Buradan oraya bir alkış, bir destek gönderebilir miyiz arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar, katılanlara.